Herkese merhabalar. Yepyeni bir video ile sizlerleyiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizleri sabah ciğeri yemeye perdeli ciğerci İsmail Usta'ya getirdik. Diyarbakır'da bilinen bir ustamız İsmail Usta. Yaklaşık 35 yıldır usta ciğer yapıyor Diyarbakır'da. Şimdi biz sosyal medyadan da YouTube'dan da izledik. Bayağı videosu var. Hatta perdeli ciğerin kurucusuyum diyor usta. Şimdi kendisine soracağız tabii. Konum olarak tam neresi? Onu gösterebilir miyiz Sertacığım? Bak, burası Bankalar Sokağı'nın başlangıcı. Şurası. Hemen başında yer alıyor. Yani aslında bilinen bir yerde. Zaten İsmail ustayı bilen biliyor. Perdeli ciğer yapacakmış usta bize. Tabii Adana kebabı var, kaşağı var, yürek var, dalak var, ciğer var. Yani yok yok ustada ama her şeyi de taptaze kullanıyor. Yarım saat oturduk çekim öncesi. Kendimiz de buna şahit olduk. Her şeyi tertemiz kullanıyor. Özellikle yorumlarda çok istendi. Takipçilerimizi kırmak istemedik. Şimdi hazır ustanın da önü boş. Burası tıklım tıklım oluyor. Çekim için de çok fırsat bulamıyoruz. Hazır ustanın yeri boşken hadi başlayalım o zaman. İsmail Usta, kolay gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk abi, nasılsınız? İyidir, sağ ol, Allah razı olsun. Maşallah, öyle kalabalık ki anca ya, fırsat bulduk. Başka. Ya ne yapalım abi, bizim boş vaktimiz yoktur. İlla ki sabah yorgunuz, şimdi bu saatte. Bir tad var, bir lezzet var ki millet yiyor. Bizim ciğerimiz hepsi dinlenmiş ciğerdir, hepsi terbiyeli ciğerdir. Bizim ciğerimizin tadını alan adam bir daha bizi bırakmaz. Bırakmıyor değil mi? Biz de çok adını duyduk, yani YouTube'da da özellikle, sosyal medyada çok yok. Özellikle perdeli ciğer yapıyor. Hani Türkiye'de perdeli ciğeri tanı. Her şey var. Böbrek, kuşbaşı, ciğer, yürek, tavuk. Perdeli ciğeri sen mi buldun? Bütün ustalarımız hepsi rahmet etmiş. Diyarbakır'da tanıtımını ben yapmışım. Diyarbakır'da değil mi? Şu anda da perdeli ciğeri Diyarbakır'da ben zaten yapıyorum. Zaten Türkiye'de de ilk Diyarbakır'da çıkıyor. Tabii perdeli ciğer Diyarbakır'ındır. Ya kimse demesin benimdir. Evet. Bizim burada bir 40-50 sene evvel geçmişte ustalarımız yapıyordu. Ona da hepsi rahmet etmiş. Allah rahmet etsin. Perdeli ciğer haricinde... Ya yani şimdi ciğerciyi ciğercide yiyeceksin ha. Ciğeri ciğercide yiyeceksin. Tabii ya. Bir ciğer olmak ayrıdır, bir de gidip tad almak ayrıdır. 35 yıldır yapıyorum. 35 yıldır ben bu işin içindeyim. Ustan var mı abi, ustan? Ya ustan babamdır. Gel bunları çekin. Böyle yakın gel. Gelin bakın ciğerin tadına bakın ha. Kuzu. Hepsi kuzu ciğeri. Genelde geliyorlar burada ayaküstü yiyor. Tabii. Şimdi bizim Diyarbakır kültürü zaten ayaküstüdür. Mankalın üstünde yemaktır. 35-40 sene evvel zaten ciğer barakalarda yiyilirdi. Mankalın üstünde yiyilirdi. Dezgelerde yiyilirdi. Tabii sen daha önce şu sokakta. Tabii ben sokaktaydım. Tabii sokaktaydım. Ciğer yapıyordum. Diyarbakır üstüne. Tabii diyor, kısmet oldu. Biz geldik dikene geldik. Abi şimdi biz senden perdeli ciğer isteyelim ya. Bir evet. Tane perdeli ciğer. Evet yapıyorum. Gel abi gel. Hazır abi yapıyorken sen gel. Gel perdeliye bak. İlk önce tabii biraz pişiriyor usta. Bak pişiriyoruz. Ondan sonra bir daha soğan, domates, biberini içine atıyorum. Bak perdeye sarıyorum. Bir daha pişiriyorum. Bir daha pişiriyorsun. İçinde soğan şeyi var, sosu. Soğan var, biber var. İstersen domates de atıyoruz. Bir şey dikkatimi çekti, ciğerleri sosluyorsun öncesinde. Tabii biz biberliyiz, tuzluyuz. Yo, böyle bir sıvı, bir sos var. Tabii biz akşamda dinlendiriyoruz. Pul biber var. Sizin önceden soslanıyor. Biz akşamdan dinlendiriyoruz. Bir gün dinlendiriyoruz. İsmail Usta, bu perdeli ciğerin perdesi yiyiliyor mu? Perde yiyilmez olur mu ya? Yiyiliyor değil mi? Tabii. Hani bazen ben gördüm videolarda, sen perdeyi alıyorsun. İsteyen adamın perdesini alıyor, isteyen de... Biraz ağır oluyor. Ya isteyen adam yer. Serin havada yiyilir. Tabii perdeli ciğerin mantığı içinde ciğer... Ya şimdi ciğer, şimdi yağı seven insan, ben bunun içinde soğan bir şey, biber bir şey, biber. Ciğer biraz daha da yumuşak oluyor, tad alıyor. Yumuşak oluyor. Yağlanıyor, yağı seven insan perdeyi sever. Perdeli yer değil mi? Ne güzel bir şey ya, baksana. Şimdi ciğer her tarafta var ama perdeli ciğer yok. İçeride kendin pişir, öyle bir olay yok. Ya var, nasıl bizde? Ha, içerideki mankal. Burada içeride kendin pişir. Tabii isteyen kendin pişir, kendin yer. Ama şimdi senin gibi bir usta var. Yani bence buraya, bu mekana gelip şimdi bak, kendin ciğerim. Pişir olmaz yani. Şimdi bak, sağ ol Allah razı olsun. Şimdi bazı insanlar kendi elindeki tadını daha dışarıda seviyor, beğeniyor. Bazı adam var gelir diyor, abi bana tuz biber yap, ben kendim pişireceğim, kendim yiyeceğim. Aynen.
Bak içeride mangalı da var. Serkan, tabii gidin mangalı var, ateş var. Abi burada mangalı da var. Aç şurayı. Gel. Oh. Ben içeriye bakayım. Teko hoş gelmişsiniz. Ya ne güzel dumanlar yükseliyor abi. Ya müsait al gel karşıma. Vay hoş gelmişsin canım ciğerim. Ben içeriye bakayım. Usta herkesi böyle karşılıyor. Canım ciğerim vallahi yani hem hizmet olsun hem lezzet. Evet olsun. Evet. Maşallah. Canım ciğerim bizim Diyarbakır kelimesi. Aynen abi doğrudur. Parfüm. Baba hoş geldin benim baba. Çekiyor mu o dumanı? Ekmeği bak bu ekmeği. Ekmeği de sosu. Yağlayacağım. Bu ekmeğin tadı bile yeter ha. Kırçıklı ekmek. Da ben biraz buraya geleyim de biraz parfüm. Tamam, parfüm de alayım. Ha al. Biraz böyle sabah parfümü sıkmadım. Abi şimdi o alın siparişleri. Kadri. Başlarını alın. Diyarbakır'da. Ooo kalem var endir. Diyarbakır'da. Var endir endir şap perdeni bilim te. Ya bırak şap penci. Ara var. Abi gel size ciğer vereceğim perdeliğin tadı. İçeri bakın. Evet. Ah. Bak çekeceğim şimdi. Bu perdeli ciğeri. Of. Perdesini de al abi. Of. Abi la kalsın ki. Evet. Al abim. Al çek. Kaşar bizde var, ciğer var, yürek var, kuşbaşı var, böbrek var, dalak var. Sabahları ne kadar kalabalık oluyor ya bu cami? Abi benim genellikle sabahları benim yoğundur burası. Yoğundur, çok yoğun. Şimdi mesela saat 10'u geçti bu saatte, kahvaltı saati bitmiş, döktük. Sabahları saat ben 2'de açayım, 2.30'da ateşim var. O saatlerde müşterim var. Hele gidin yemeği soğutmayın. Yemeği soğutmayın abi. Abi gidelim. Bak sağ ol oldu mu yerine. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Afiyet olsun. Şimdi ne işi yaparsan yap, işi bileceksin. İşi bilmedi mi o işi yapma. Mesela ben bugün ciğere baksam, ben biliyorum günlüktür, aylıktır, haftalıktır, dananındır, keçinindir. Müşteri o ciğeri yediğiniz zaman teşekkür edeceğim. Bir müşteri gidecek, küfür edeceğim. Biz ona ayırız. Biz 5 yıldır bizzat bu işi yapıyoruz. Ben bugün Diyarbakır'ın hemen eski ciğercilerinden biriyim. Benim ustalarım eski olanlar hepsi rahmet etti. Şimdi hayatta olan da eski benim. Bir kent otelin yeri hepsi benim elimdeydi. 2 katlıydı. Ben orada günde 150 kilo ciğer satardım. 92 bin lira kadar. Abu da kapıyı biz yiydik. Siparişlerimiz geldi. Perdeli ciğer yaptı usta. Ya baksanıza. Sertacığım bir gel bu dumana bak abi gel. Biz çekim için biraz bekledik ettik ama şu dumanı görüyor musun? Şu perdeyi de çıkarıp kenara bırakıyor. İsteyen yer, isteyen yemez. Bazen ağır gelebiliyor bu perde. Yağ olduğu için sonuçta. Şöyle bir kenarda kalsın. Önemli olan bu ciğerin perdenin içinde pişmiş olması. Perdesi burada kalsın. Sıcak ciğerimizin tadına bakalım hemen. Bu arada fiyatı söyleyince de şaşıracaksınız. Bu kaliteye, bu tazeliğe, bu sirkülasyona bu fiyat çok iyi bence. Ben bir tane tadına bakayım şöyle bir ekmeksiz. Sosluyor bir de ciğeri. Öncesinden sosluyor. Bir gün bekletiyor sonra getiriyorlar buraya. Oo,
Çok farklı ya vallahi. Bildiğimiz ciğerden çok farklı, daha lezzetli. Hemen başlayalım. Ciğerleri dökmeden bu dipteki soslu ekmekten başlayacağım. Sen beni boş ver. Görüyor musun ciğeri? Şu ekmeğe bak Allah aşkına. Yani bu ekmeği yersem var ya, bu kış hastalanmam ben. Öyle düşünüyorum. Bu arada bunun içinde şey de var. Dalak da var. Bu ciğer değil. Bu dalak. Yani usta karıştırıyor bazen. Tabii normal ciğer isteseniz ciğer geliyor. Bize öyle bir karışık tabak yapmış yani. Masada yancılarda ne var? Salata var. Ezme var. Ezme. Şurada soğan veriyor. Sumaklı soğan, maydanozlu sumaklı soğan. Bir de hiçbir yerde görmediğimiz, yani böyle beyaz lahanalı, sarımsaklı, naneli hazırlanmış bir salata. Yani çok farklı. Bunun bence tüm lokantalara gelmesi lazım. Yani haydari ile cacık arası bir şey. Neyse, biz ciğerimizi koyduk. Şimdi araya biraz soğanımızı da koyuyoruz. Farklı bir yerdeyiz. Onu öncelikle söyleyeyim. Yani burası gerçekten farklı bir yer. Farklıdan kastım, ciğerde üst kalite bir yerdeyiz. Şimdi bundan 3-4 yıl önce sokak ciğercisiydi İsmail Usta. Tabii şu anda da öyle. Yine caddenin önüne atmış ocağı. Ama bundan önce karşıdaydı, karşı sokakta. Hadi bismillah, sizin için bakıyorum. Ya şu ekmeği de sosluyor ya perdenin yağıyla, hırçıklı ekmek. Valla süper. İyi ki geldik sabah buraya. Mekan da kalabalık. Şöyle bir döner misin Sertacığım? Bunun mekanı da görsün. Çalışanlar, işçiler geliyorlar sabah sabah. Burada ciğer kahvaltısı yapıyorlar. Şöyle bir mekan açmışlar. Şimdi mekan kocaman. Mekan açmışlar ama böyle ayakta ocak başında yemenin tadı bambaşka. Çekim öncesi bir süre bekledik. Hani daha müsait olsun diye. Ocak başında öyle bir kalabalık vardı ki. Gelip böyle ayaküstü yemek keyif veriyor insanlara. Ciğer takviyesi. Lahana, marul, sarımsak, nane, yoğurt. Çok güzel olmuş. Şimdi gel gelelim fiyata. Ciğerin porsiyonu 60 TL. 60 TL. Perdeliyle normal fark etmiyor. İsteyene şu gömlek yağına sarıp buharda pişiriyor, yağda pişiriyor. Fiyat farkı yok. Normalde perdeli yapan yerlerde fiyat farkı olabiliyor. 5-10 TL. Burada fiyat farkı yok. İster perdeli, ister normal porsiyon ciğer 60 TL. Yani bu kaliteye, bu tazeliğe, bir de sirkülasyon fazla. O çok hoşuma gitti. Yani buna göre bence fiyat çok iyi. Bir de Diyarbakır'da bilinen ciğercilerdendir. Yani tanınan ciğercilerdendir. İnternette işte bir ciğerci İsmail Usta diye aratırsanız bir sürü videosu var abi. Son bir dürümümüzü hazırlayalım. Ondan sonra biz de yolumuza bakalım. Soğan çok seviyorum ya. Hem şifadır hem de ciğere çok yakışıyor. Birazcık da limon sıkayım böyle. Bunu sarıyorum abi. Bismillah. Çok güzel. Ekmeği de sulu sulu soslamış ya. Harika. O zaman biz gezmeye devam edelim. Diyarbakır'da yemeye, dolaşmaya devam edelim. Siz bu arada kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Çok güzel bir mekan. Muhakkak ne düşünüyorsanız yazın yorumlara. Bir sonraki güzel Diyarbakır lezzetinde görüşürüz. Hoşçakalın.